Ya yüzük bende değil, onu Selim'e verdim ben. Ya niye ki? Ya şimdi böyle cebimde gezdirmek istemedim. Seni ya görür de sürprizi kaçar falan diye çekildim açıkçası. Çok heyecanlı ya. Ben bayılırım evlilik tekliflerine. Öyle mi? Yani her genç kızın hayali. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Aymiloş? Kırıcı bir şey olmazsa sevinirim. Yani sonuçta herkes böyle romantik yemek, mumlu güllü şeyler hazırlıyor. Üzerine hiçbir şey düşünülmeden öğrenilmiş romantiklikler bunlar değil mi Kainat? Evet. Öğrenilmiş romantik bu. O ne ya? Dizilerde, filmlerde gördüğümüz evlilik tekliflerinin üzerine hiçbir şey katmadan böyle copy paste yapmaya öğrenilmiş romantiklik deniyor. Yani mum, kırmızı gül, akşam yemeği, kemancı, kadife kutunun içinde tek taş bir pırlanta yüzükle yapılan evlilik teklifi. Ay hiç, hiç tarzım değil. Ya ben de bir yemeğe götürürüm falan diye düşünmüştüm. Yüzüğü de aynı o şekilde. Hayır abi, düşünmemiştin. Bundan sonra da lütfen böyle şeyler düşünmüyorsun, tamam mı? Ben sana elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ne de olsa uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Şöyle şık, rahat, konforlu bir şeyler hazırlamamız lazım. Sen benden gizli bu tarz senin mi izliyorsun yoksa? Yok, ne alakası var? Sonuçta buraya hazırlanıp gelmişsin. Daracık pantolon, üstünde mavi kızak, güzel aksesuarlar olmamış yani onları çıkart, beğenmedim. Saç, makyaj, güzel. Darsın. Ay çok teşekkür ederim Özgür. Sen de böyle burada dur. Al eline kağıt kalemi, kös kös dur. İyi de sevgilim, Müfit abi için bir şeyler düşünüyorum. Ne olmuş ki? Kendin için düşün. Önce kendin için düşün. Hayatım, ben sana daha özelini, daha güzelini yapacağım. Daha neler yapacağım ben sana? Ay vallahi bilmiyorum. Ben böyle günden güne tükendiğimi, yıprandığımı hissetmeye başladım. Hayır, sanki böyle 10. evlilik yıl dönümümüzü bir tek ben hatırlamışım da sen böyle arkadaşlarına halı saha maçına gitmişsin gibi hissediyorum kendimi. Böyle içimde bir buruk, acı bir sızı var içimde. Ay kıyamam ben sana. Üzülme. Bak ben sana neler yapacağım söyleyeyim. Paraşütle atlama, bungee jumping, parasailing. Başka? Ne başka? Yani bunlarla da gerekli adrenalini salgılayamıyorsan direkt bankaya gidelim. Ne alaka banka? Soyacağız. Bonnie ve Clyde. Sonumuz benzemesin de. Aha, Şebnem arıyor. Ne bakıyorsun? Açsana o zaman. Carlıyor. Carlamaz o. Aç. Efendim? Alo, Akif. Ya bir şey soracağım. Bu fikirlere nerede Allah aşkına ya? Yakında bir yerde miydi yoksa Şengen'e falan mı başvurmam lazım? Bu tarafta ne oldu ki? Ya bu pis bir adam Selim'in arabasını çalmış gitmiş. Selim'le mahkeme sokak cüzdesi arkadaşlarıyla konuştu. Ondan sonra arabayı bulmaya gitti. Benim onu bulmam lazım. Ne diyorsun ya? Siz neredesiniz? Ben bizim taraftayım ya. Anadolu yakasındayım. Tamam, hiçbir yere kımıldama. Biz geliyoruz oraya, tamam mı? Sen nereye geliyorsun ya? Allah Allah. Bir tane gittin. Nerede bulabilirim? Onu söyle. Ya da söyleme söyleme. Ben Selim giderim. Hadi bay bay. Dur. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah, sağ ol. Bilal buralarda mı? Köşede bak, orada tek başına dur. Eyvallah. Afiyet olsun. Müsaade var mı? Nedir? Biraz özel bir konu da. Eyvallah. Anlat bakalım. Canlı, hadi abi gidiyoruz. Ya söylesene insanı, çatlatma. Ya Selim'in arabasını çalmışlar. Nasıl olmuş? Ay ne yapacağız peki şimdi? Ne bileyim işte, gideceğiz yanlarına, yardım edeceğiz Selim'e. Ya belki o kadar büyük bir problem değildir. Bekleyelim, bir sorun olursa ararlar zaten.